Merhabalar. Merhaba herkese, hoş geldiniz. Hoş geldiniz. İyisinizdir inşallah. Her şey yolundadır, sağlığınız, saatiniz yerindedir umarız. Çok hareketli günler yaşıyoruz. Alıştınız siz de bizim tempomuza. Bizim hayatımızda böyle hızlı geçiyor yani. Çalışıyoruz, bir şeylerle uğraşıyoruz. Bu şekilde mutlu oluyoruz yani bir şeylerle mücadele etmekten dolayı, değil mi? Aynen, hayat yaşadıkça sonuçta hareket ederek ve bir şeyler yaparak ancak anlam kazanıyor. Dolayısıyla herhangi bir şey yapmadan, durmadan çalışmaya devam ediyoruz. Hep bir şeyler yapmak istiyoruz ki hani kafamızdaki o bunaltılarda, işte yaşadığımız hani o kötü olayları da bir nebze olsun unutalım diye düşünüyorum. Ara ara da olsa tabii ki de unutmak mümkün değil, unutmayacağız hiçbir zaman. Oyalanmak zorundayız nefes aldığımız sürece diyelim. Evet, harekette bereket vardır. O yüzden Allah durdurmasın. Amin. Çalışmaya devam. Bugün de çok beklediğimiz artık kanepemiz geldi. Sizler de çok soruyordunuz hani kanepe ne zaman gelecek, gelmiyor mu, etmiyor mu falan diye. Biz kanepeyi çok araştırdık, gizemle dolaştık. Hatta bununla ilgili videolarımız var. İzmir'de Kısıkköy Mobilyacılar Şehri'ne gittik, orada dolaştık falan, bulamadık. Tabii salonumuzun ölçüleri de belli yani. Şimdi her şeyi oturup buraya uyduramıyorsunuz. Piyasadaki ürünlerin de ebatları genelde hep aşağı yukarı aynı. Bizim buraya pek uymadı açıkçası. Uyan da bizim kafamıza uymadı. Ama IKEA'da öyle bir koltuk oldu ki yani çok uzun zaman önce aslında Gizem'le gidip oturmuştuk. Aa ne güzel filan. Bir baktık ölçüleri bizim buraya uyuyor. İnşallah teoride uyuyordu. Pratikte bakalım uyacak mı? Bakalım. Hep beraber göreceğiz. Biz çok severek aldık. Değil mi? Evet, çok severek aldık. Çok isteyerek aldık. Zaten hani ya aslında böyle çok şey bir zamana denk geldi. Böyle hani yanlışla anlaşılmak istemiyorum ben açıkçası. Hani evet, kötü bir dönemden geçiyoruz ülkece. Ama hani sonuçta bu koltuğun parasını Kaan'ın annesi vermişti. Biz de artık hani hem annemize ayıp olacak hem de koltuk fiyatları çok yükseliyor. Evet. Dolayısıyla hani onu artık bir an evvel halletmek istedik. Hani sebebi bu, yoksa hani böyle şey olmasın yani hani insanlar hani bu kadar böyle bir durumda gidip bunlarla mı uğraşıyorsunuz diyenler de olabilir, hassas kişiler de olabilir. Ama durum bu. Hani o paranın da yeri vardı. Bir an evvel artık onu da kullanmak ya istedik. Bu ürün mesela stokta yoktu. Biz önceki gittiğimizde fiyatı daha ucuzdu. Şimdi bir anda internetten tabii stokları hep kontrol ettim ben. Stok bir anda İzmir IKEA'ya gelince bir baktım fiyatı artmış. Şimdi yurt dışından geldiği için ya habire fiyatına eklenti yapıyorlar. Montajı bile 3-4 bin liraya gelip kuruyorlar bizim buraya. Yani düşünün, inanılmaz bir fiyat şeyi var. Zaten biz bir aydır bekliyoruz. Hani bir ay önce gidip aslında karar vermiştik almaya. Evet. Ama stokta olmadığı için mail attık. İşte onlar da bize haber verdiler. Biz de hani kontrol ettik, gittik baktık işte IKEA'ya gelmişti. Zaten herhalde birkaç ürün falan kalmış. Hani oradakiler bile peynir ekmek gibi satılıyor dedi. Yani işte öyle bu zamana nasip oldu. İnşallah buradan güzelce kullanmak nasip olur. Anneme tekrardan huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Teşekkür ellerinden ediyoruz Melek öpüyorum. Anneciğim. Sağ olasın. Teşekkürler anne, çok sağ ol. Ya tabii bizim taş odada sonuçta bir kanepeye ihtiyacımız vardı. Aslında olay oradan çıktı yani. Şimdi oraya gelen bir misafirimiz gelse, annemiz, babamız, kardeşimiz, birileri, yatacak yer yok. Buradaki kanepeyi oraya indirdik. Buraya da bizim için daha kullanışlı olacağını düşündüğümüz için L koltuk almak istedik. O sırada da annemiz imdadımıza yetişti. Çok teşekkür ediyoruz. Bu arada annem emekli oluyor. Annem devlet memuru. Sanat tarihçi. Nerede çalıştığını söylemeyeyim. Ama ülkemize çok faydaları olmuş. Yani 40 küsür yılları devirmiş iş hayatında, memuriyetinde. Kendisi müdür oldu en son artık. Emekli oluyor. Bu ayın sonunda doğum günü, yaşından dolayı emekli oluyor. Burada huzurlarınızda mevzu açılmışken annemin de emekliliğini hep beraber kutlayalım. Evet, kutlu olsun inşallah. Hayırlı, uğurlu olsun. Çok onurlu, gururlu bir mesleği var. Evet. Var etmiş, sürdürmüş. Ülkemize, vatanımıza çok hayırlı, çok güzel şeyler yapmış. Süper bir kadın diyelim. Yani
bütün kadınlara örnek olması gereken bir kadın. Kendisiyle gurur duyuyoruz biz de evlatları olarak. İnşallah hayırlısı olsun. İnşallah emekli olduktan sonra direkt gelecek zaten buraya. Artık onunla da güzel güzel videolar yapıp sizi karşınıza çıkaracağız. Daha önceden memurum diye çıkmıyordu. Şimdi artık mecbur çıkacak. Kaçış yok. O zaman hızlandırılmış bir şekilde kutuları açıyoruz. Koltukların yapımına başlıyoruz. Hiçbir şey bilmiyoruz. Bakalım kullanma talimatlarıyla yapacağız. Yani kümesi bodoslama yapmak benim için daha kolay. Bakalım talimatlarına uymak beni zorlayacak biraz. Evet, hadi bakalım başlayalım. Ben de bekliyorum heyecan. Evet, ilk köşe kısmını yaptık. Evet. Zor olmadı. Evet, gayet kolay ve eğlenceli bence. Pratik, anlaşılır. Bir de uğraşıyorsun ya, çok güzel bence. Yani. Değil mi? Hiç boşuna para vermeye değmez. 3-4 bin lira vermeye değmez yani. Bir de yani insan şey oluyor, kafası dağılıyor. İşte benim kümesi yaparken neler hissettiğimi anlıyor musun? Evet, ama bu daha zevkli sanki. Yo, bence kümesi yapmak daha zevkli. O da zevkli. Orada çünkü bir talimata uymuyorsun. Ha. Tamamen hayal gücüne göre, canın ne istiyor. Daha yaratıcı olman gerekiyor orada. Evet. Burada hazır. Burada elin... Kartonlara bak nasıl şey yaptım, düzenle. Çok onlar güzel. Da bizim doğal ürünlerimizin için çok ambalaj olacak. Evet, iyi oldu. Ambalajlar çok pahalı. Evet, malum. Ya çok pahalı valla. Evet, bu rengi tercih ettik. İnşallah pişman olmayız ama bizim buraya sanki o renk gidecek gibi. Evet, bir de oradaki kadın da şunu indirelim yani. Hatta gel bakalım. Bir de bunlar yıkanabiliyor ya orada. Hadi gel bir otur bakalım, şöyle bir ilk oturumu sen yap. Yastıkları da koyalım, dur. Heyecanlandın değil mi? Evet. Bir dakika, yastıkları da koyalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Sağlık koltuğuma fırsatılsın inşallah. Hadi otur otur. İlk ben mi oturacağım? Çok bir gidiyormuş. Of, harika. Ay çok güzel ya. İşte biz şu geniş oturum istiyorduk. Evet. Genelde firmalarda böyle geniş oturum yok. Olanlar da bizim buraya uymuyordu. Evet. Değil mi? Çok
Çok rahat. Vallahi çok rahat. Yumuşacık. Birazdan şunu açtığımızda ister misin olmuyor. Ölçü kurtarmıyormuş. O zaman ya. Neşe kaçar bizim işte. Vallahi kaçar. Hadi. Bu neresi şimdi? Bu şu köşe işte. Öyle mi? Hı. Sığar değil mi? İşte biz şunu bu tarafa açacağız. Şimdi bu tarafa açacağız onların ikisini. Hı. Allah büyük bakalım. Değil artık şuradan dışarıya doğru. Kaan hemen ustaları çağır bu duvarı yıktırır. Ama ölçtük ya, tam geliyordu değil mi? Tam geliyordu ama mahcup olmayız inşallah. İnşallah. Bayağı büyükmüş çünkü. Hadi hızlandırmaya devam. Hadi. Have you heard about summer snow? When it falls on you, your blood runs cold. But don't you sweat your pretty skin, 'cause it melts away for it sinks in. And you dream about this very night, when the moon runs down the summer sky. Could it be the morning of the spring, when the sea runs dry and it starts to sing? Have you heard from ever feel like going back, when nothing seemed to be a drag? You ran until your legs gave way, then you cried and got back up again. And it's real to think that I could fly across a broken bridge in the fading light. Never thought I had my 2 feet, never had a care in the world, you see. Have you heard from the sky all about it? Down the river, high tide flows around it. Through the whispers of pines, I hear them sing. The more you love, the more you live. Evet, ada da el attı. Tamam, çok da abartma. Sakin sakin, şunu sıktın mı? Marangozu öğreniyor. Ya. Okumazsa marangoz olacakmış. Hiç kadın marangoz var mı ya? Tabii de, olmaz mı? He? Tabii hiç öyle mobilya üreten, ben hiç kadın mobilyacı görmedim. Bence vardır ya. Var mıdır? Tabii vardır yani. Böyle mobilya yapan, ne bileyim. Tabii bunu. Canım, ahşap. Tabii hani canım. Küçük ıvır zıvır saksı maksı yapanlar vardır da. Vardır bence. Böyle mobilya yapan kadın, dolap, mutfak dolabı. Vardır ya. He? Bence kesin vardır yani. Olmadı çünkü. Evet, olmadı ilk adayı yaparız. Ya. Nasıl fikir ada? Bir iki ada sen kurarsın, olmaz mı? Küçük düşünme, büyük düşün. Mimar olmak lazım. Aa, tamam. Tamam, abartma. Sık yeter. Öbürüne hızlı hızlı tık tık, daha bir tane daha var hadi. Tık 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 tık.
Ya ben buradan çıkabilirim değil mi? Yeni koltuğumuz. Allah. Ya gülme ya. Ama sana bir şey diyeyim mi? Yani söylemeyeyim diyeyim daha. Ben bir şey kırmadım. Depremde insanlar bu kadar yerde böyle düşünsene bekliyorsun yani. Saatlerce değil mi? Şu an benim bak psikolojim bozuldu. Psikolojim. Gülme yani valla çok kötü. Bitmedi mi daha? Sen oradan biraz ittirsene. Nereden? Oradan bu tarafa koltuğu ittir. Ada kalksana kızım. Ada da öbürünü sana doğru ittirsin. He? He, ters mi yapacağız? Bak sen bu tarafa ittireceksin, Ada bu tarafa ittir. Ada o tarafa çık. Evet. Arada bir şey yok değil mi? Yok yok. Şu var. Bir dakika, sen orayı da itersen, ya ben karşı... buradan itersem ne olur? Karşılıklı içeceğiz işte, hadi çık sen oraya. O nasıl olacak? Bir yandan birbirine tutulan halkın, milletimizin, insanların nasıl aslında dayanıştığını görüyor. Hadi, ittir. Bir şey, sen oradan itersen buraya doğru geldi. Ben oradan itersen oraya gelecek. Nasıl? Nasıl okay. Yapacağız? İttirin diyor. İttiriyoruz. İttir, ittir, ittir. İttir. Oluyor mu aşkım? İşe yarıyor mu? Peki işe yarıyormuş gibi değil bence. Çok da sözünü takmadan gelen birçok not var, telefonlara yetişmeye oldu de, mu? Yetişmek de mümkün olmuyor ama hepsi çok sayayım çünkü gerçekten... Bitirelim mi daha? Bir deprem zedeme olmadı. Kendisi de deprem sıkılmıyor daha ya. Ben bir nasıl yapacağız ya bunu? Ne oldu? Ha? Şunları mı açsam biraz acaba? Ne diyorum? Kümes yaparken bu kadar yorulmadım. Bu ne ya? Adamlar burcuna 4000 lira istemiyor. Hı. Bittim lan. Ya girmese ne olur ki? Nereye? Bak şunlar, şu var ya bak. He. Şunların buraya geçmesi gerekiyor. Geçmezse düşeriz aşkım ya. Bak bunu her sıkmamda yaklaşıyor, gördün mü? Kiriko gibi. Sıkacaksın o zaman. Ama o kadar sert ki. Elim artık... Bu taraftan olur mu? Döndürmeyelim. Hadi ya. Bak biraz ittirirsen hemen geçecek, gördün mü? Bu taraftan yapabilir misin onu? Olmaz mı? Ha? Ne oldu? Pes ettim, yoruldum. Uyumuyor. Aşkım oldu mu? Oldu da. Amasya'daki bir tanesini 4 ay süreyle bağışlıyor. Ay mahvoldun ya. Emeklerin. Allah'ım. El emeğiyle kurduk. Neydi günah? Anam babam izliyorsa kahrolur. Çocuğumu bugünler için mi yetiştirin? Oh. Vay ya. İnanın sucuk gibi oldum yani. Ama güzel oldu. Evet, çok güzel oldu. Nereden gideceğiz? Şurada bak, şu tarafa doğru gideceğiz. Evet. Şöyle buradan ittireceksin. Ben buradan böyle ittirdim.
Sen onu kendine çekeceksin. Çekiyorum ki ittirmen lazım. Böyle yani böyle ittireceğim. Aynı anda dur. Bir. Tamam böyle dursun işte. Vay arkası açık kaldı. Of valla midem bulandırdı. Çok tansiyonum düştü ya. Şu iyice şuraya köşeye dayan. Kalorifere sıfır mı dayanacak? Orası çok boş. Bu tarafta oldu. He? Burası çok boşluk arkası. Biraz daha ittirebiliriz. Çok azıcık daha. Valla sanki burası için yapılmış gibi yani. İstesen bunu. Değil mi? Evet, nasıl oldu, beğendiniz mi? Yastıklar böyle mi? Ev daha geniş gösterdi. Sen de farkında mısın? Evet. Ev daha büyük oldu sanki. Ay rahat rahat oturacağız artık ya. İnşallah. İşte şurada kolçuk olsa iyiydi aslında. Ya onu buraya da dayayabiliriz yani hani. Ya bence kolçuğa gerek var mı? Alırız ya bir tane burayı da. Oraya zaten hiç gerek yok. Kapağı açamazsın o kolçuğa. Ya kolçuğa gerek yok bence ya. Hiç öyle bir yok mu? Yani bence gerek. Çok geniş. Ya sen o pis vücudunla o yeni koltuklarımı oturma. Ama hak ettim ama. Pis kıyafetten. Ay çok rahat. Ay vallahi var ya koltuk gerçekten çok rahat ama. Harika bir koltuk. Ellerimize, kollarımıza sağlık. Çok terlemişsin sen, bir duş ayır. En çok sen uğraştın. Vallahi canım çıkardı, gülür bir duş ayır. Çok terlemişsin. Bugün havanın güzel olması sebebiyle biz de artık biraz aşağıya indik. Şu şeyleri toparlayayım dedim. Biliyorsunuz giriş bayağı bir kötüydü. Hem havalar şimdi iyiyken şuraları şöyle toparladım. Ama işte buraya şey lazım. Böyle bir ayakkabılık gibi bir şey gerekiyor. Buraları temizledim. Şimdi birazcık toz alacağım. Kaan da yukarıda kümese devam ediyor. Güneşin vermiş olduğu güzellikle, ısınmayla biz de böyle kendimizi bahçeye attık. Anne, i̇şte ufak tefek işler yapacağız. Güneşi tutmam gerekiyordunuz. Öyle mi yapmam lazım? Ne oluyor ama, güneş tutunca? Sonra gözlerin daha da iyi oluyor. Ama gözlerine bakma, tehlikeli öyle. Aa, güneşe bakmamız gerek. Güneşe bakmak mı gerek? Yok, güneş D vitamini. Şu saksıları bir toparlayacağız. Ondan sonra işte öyle ıvır zıvır. Aa, Dita telefon bakıyor. Biraz toparlama işleri yapalım. Dita telefon bakıp Dita güneşe bakacağız. Evet aşkım, hadi toparlayalım şuraları atalım. Bana bak, basabiliyorum. Aa.
Kümeste bayağı bir sona yaklaştım. Kendi çapımda bir şeyler yaptım yani ama bence güzel oldu. Bakalım, tavukların kullanabilmesi tabii önemli. Ama ben kullanacaklarını düşünüyorum. Şimdi son bir boya işlemim var. Ondan sonra da şu alanı biraz temizleyeceğim. Şu topraktan bakalım böyle tesviye edebileceğim yerler var mı? Ona göre burada bir şeyler yapacağım. Şimdi gelin bir göstereyim size son halini. Şuraya bir künek yaptım. Üstüne çıkarlar belki diye. Yemlikleri var biliyorsunuz. Lukları var. Sizin görmediğiniz şurada bir açık hava folluğu var. Bunların içine birazdan saman dolduracağım. Şuraya bir kapı yaptım. Aynı zamanda burada da bir kapı var. İçeriye ulaşabilmem için bunu kapatıyorsunuz. Bunu da şuradan şöyle bağlıyorsunuz. Bu da kapanıyor. Bunu da şurada altta bir kancası var. Oradan kapatabiliyorum. Buradan aşağı inişleri var. Burada kapıların üstüne tel bağladım. Kapanmasın diye. İstediğimde çıkartabileceğim. İki tane bakın burada bir folluğumuz var. Buralar hep boyayacağım şimdi aynı renge daha güzel olacak. Ve bir folluğumuz burada. Şöyle göstereyim size. Bu da aşağı katın folluğu bakın. Samanla dolduracağım birazdan. Burası açılmada zorlanıyordu. Onu düzenledim. Artık açılıyor. Şöyle. Bu tünek eski kümesin tüneği de bu kalınlıkta. Baktım. Bir de buradaki insanların şeylerine de bakınca tavuklar bu tünekte durabiliyorlar. O yüzden şu an için ellemedim. Uğraşmadım daha doğrusu. Belki daha sonra değiştiririm. Rahat etmezlerse. Aynı zamanda onu atlayanlarınız olmuş. Eski kümesle yeni kümesin arasında bağlantı var. Yani buradan tavuk buradan girdiği zaman o üstten çıkıp aşağı bile inebiliyor yani öyle söyleyeyim. Şu içeriği daha temizleyemedim tavuk pisliklerini. Onları temizleyeceğim. Bakın burada bir kapıları var gördünüz mü? Buradan o tarafa geçebiliyorlar. Şurada bir follukları var. Şu. Burada folluk var. Şu içeriye bir tünek daha çakmayı düşünüyorum. Bu kapıları kapanıyor. Bildiğiniz gibi. Şöyle kapıları var burada. Kapatabiliyoruz. Şimdi benim amacım neden böyle yaptığımdan bahsedeyim size. Özellikle muhtemelen birçoğunuz ya Kaan şurası şu kısım burayla hiç uymadı keşke yapmasaydım falan diyebilirsiniz. Evet bu kısım biraz eğreti durdu ama şimdi boyunca gerçi daha bütün olacak. Ama bunu yapmanın sebebi şu. Şimdi bizim civcivleri bizim bu tavuklarla hemen bir araya getiremeyeceğim. O yüzden benim kafamdaki düşünce eski kümesli yeni kümesin arasındaki o bağlantı kapısını kapatacağım. Bizim civcivleri bu içeri koyacağım. Bizim civcivler hem şu açık alana çıkacaklar hem aşağı katta dolaşacaklar. Bizim tavuklarla böyle birebir temasa girmeyecekler ama burada da birbirlerine alışacaklar. Bizim bu tavuklar zaten eski yerlerinde yatmaya devam edecek. Onlar daha henüz burada zaten yatmıyorlar. Onlar alıştığı yerde yatıyor. İki bağımsız yer gibi olacak. Daha sonra iki tarafı da bir araya getirmek istediğimde şunları kaldıracağım. Artık nereden girip çıkmak isterlerse serbestçe de ulaşacaklar. Yani burayı yapmamdaki sebep oydu.
Acaba dedim şuradan şöyle tel çekip şuraya bir kapı daha mı koysam, hani şunun gibi ikinci bir bölme mi yapsam dedim, ama o zaman da bu alanı daraltacağım. O yüzden gerek görmedim, bu şekilde birbirlerine alışana kadar ayrı ayrı kalırlar. Ondan sonra zaten şu kapağı falan kaldırırım, dedikleri gibi takılırlar. Şimdi boyaya başlıyorum. Şuralara falan bir boyayayım. Daha sonra şuralara falan bir düzen vereceğim. Şu sulu lastik tekerin içine koymayı ve onu boyamayı düşünüyorum. Aynı zamanda da şurada bizim ateş yaktığımız bir şey vardı ya, onu tavuklara bağışlayacağım. Onu da şurada bir yer, şurada bir yer ya da şurada bir yer yapıp içerisine kül dökeceğim. Orada onların küllenme yeri olacak. Bu işler bittikten sonra da inşallah şu çardağı zımparalamaya, boyamaya ve yerine yerleştirmeyi planlıyorum. Evet, kümesin boya işi bitti. Kapısını da boyadım, dış kapısını. Şöyle göstereyim. Kapımız da boyandı. Buradan giriyoruz içeri. İçeri girelim. Şöyle yukarıları boyadım. Şöyle bir bakın. Kapımız boyalı. Tüneyimiz var.
Tüneyi biraz daha genişleteceğim. Hatta şu yemliğin üstüne böyle çatı yapmak istiyorum. Öyle bir düşüncem var. Belki onu önümüzdeki günlerde yapabilirim. Şöyle bir çatı yağmurdan etkilenmesin diye. Dönüyoruz şöyle. Kümesimiz hepsi boyandı. Aynı renk. Şimdi daha bir bütünlük sağlandı. Şunu kapatayım bir de böyle görün. Evet şu şekilde. Merdivende sayıyı arttırdım. Tümekleri ince yuvarlak yaptım. Basamakları daha doğrusu. Şimdi Gizem'le Ata bir arka bahçeye gitti. Bir onlara gidelim. Ne yapıyorlar bir bakalım. Ondan sonra şu lastiğe şu su kovasını koymayı düşünüyorum. Bir de şunu koyup kül yapacağım içini. Küllensinler diye. Onlara öyle bir yer yapacağım. Aman 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 aman. Ne yapıyorsunuz siz? Boya yapıyoruz. He? Boya yapıyoruz babası. Evet atınınki daha güzel olmuş. Çünkü anneminki de güzel olmuş tabii. Neye benzemeyeceğim? Valla seninki daha güzel olmuş ya. Evet ikimiz de çok güzel yapıyoruz babası. Ya bunu nasıl modifiye edeceksin? He? Bunu nasıl modifiye edeceksin? Ederim ben. Onun, dokunuş, onun dokunuşları gibi güzel bir resim var mı? Bir de 10 numara bir şey çiziyorum. Bir ağaç. Ağaç yapalım ağaç. Ne yapıyorsun sen peki şu an? O sürrealist çalışıyor. Hatta ne resmi yapıyorsun? Havuz. Havuz. He? Evet. Havuz mu istiyorsun sen? Havuz yapıyorum. Havuz yapıyorsun ha? Havuz bu da daha büyük olur tabii. Ama havuz mavi olur. Mavi olmaz, siyah olur. Siyah mı olur? Siyah havuzu gördün mü oğlum sen hiç? Gördüm. Bizim şeyimiz öyle, babası. Peki o elindeki ne renk? Kırmızı. Aferin be. Sen renkleri de öğrenmişsin. He? Tabii babası. Annenin sürdüğü ne renk? Siyah. Vay koçum be, işte o ya. Siyah diye mi bu? Ne renk? Anne. Ne renk bu? Bu ne renk? Burada siyah gözük. Siyah. Bu. Siyah. Hayır. Yeşil mi? Evet. Ay renk gör olmasın hatada. Senin gibi. Ama çok koyu renk. Buradan siyah gibi. Evet. Burası biraz fazla siyah olmuş o kadar. İyi size kolay gelsin. Hayır. Bakalım nasıl olacak. En son hayır. Halini merak ediyoruz. Ne yapayım? Evet şu lastiği içine şu su kabını koyacağım. Daha sonra bunları boyarım. Bir de şunu oraya koyacağım. İçine de kül dolduracağım.
Evet. Su kovasını lastiğin içine koydum. Önce bir kireç vurayım dedim. Sonra siyahla boyayınca kül şeyini, küllüklerini, onu da boyayayım dedim. Lastiği de siyahla boyadım. Güzel oldu. Şimdi o kül şeyine kül katacağım. Onu şimdilik oraya koydum ama belki daha sonra yukarı koyarım. Bir yer değişikliği yaparım. Bakalım bizimkiler ne yapıyor? Boya işini bitirdiler mi? Buradalar mı bilmiyorum. O bırakıp gitmişler. Evet, adam okuldan geldi. Muhtemelen onu doyuruyorlar. Videonu daha bitirmek üzereyiz. Evet, bakın bunun içinde pelet külleri var. Aynı zamanda bunun altında da meşe ve odun külleri var. Bunları şimdi oraya götüreceğim. Samanı yukarı çıkardım. Folluklara da saman dolduracağım. Bugünü böyle bitirelim. Akşam oldu. Hayvanlar acıktı. Şeye bir türlü başlayamadım. Oturağa. İnşallah ona da başlayacağım. Patrona gösteriyoruz şimdi. Patrona mı? Bakalım nasıl olmuş. Patron çıldırdı. Burada suluğumuz var. Bunun tahtalarını boyayamadım. Sonradan yaptım. Ama çok güzel olmuş ya. He? Şu harika. Daha onu keşfetmediler ama bak 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 merdivene çıkmış. Aa evet. Oraları öğreniyorlar. Aynen keşfetmişler. Tavuklar çok mutlu oldular. Buna giriyorlar mı acaba? Daha yeni yaptım bunu. Nasıl olacak acaba? Bunu da şöyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Tahtadan çerçeve yapacağım buna. He. Yani bu demir gözükmeyecek, tahta gözükecek. Evet. Bunu da boyadın sen? Ha, siyah boyadım. Şeydi, paslıydı. He. Koyunlar gidiyor. Evet, bakın. Görüyor musunuz bu tavuğa? Bak, keşfediyor. Bak, bak. Pinterest'tekilerden ne farkı var şimdi? Vallahi hiç farkı yok. Hatta fazlası var. Çok güzel olmuş yani. Bravo sana. Bak orada folluk nasıl var iki tane. Nasıl böyle villa gibi oldu ya? İki tane orada var. Bak açık hava folluğu bile yaptım. Gördün evet, mü? Harika. Geliyorsun bunu kaldırıyorsun. Bunu resmini çekip Pinterest'e gördün mü bak bunu kaldırıyorsun. İki tane folluk alt katın. Evet. Şimdi yukarı çık. Şimdi sen boyayınca çok güzel oldu. Boyamasaydın. Tabi boyayınca her şey de güzelleşiyor. Ay çok güzel. Bak şu içeriği bir türlü temizleme fırsatım olmadı, o temizleyeceğim. Ha, onu tamam. Ama temizlesen de gene o. Ama abi. Temizleyip ara ara şey yapmak lazım. Tırmıkla çekmek lazım. Şurayı aç bakalım. Ay şu çok güzel ya. Aç bakalım. Kaldır kaldır kaldır. Ortadan kaldırsan. Oo. Aa yumurta var. Ay, ata nasıl bulacak ata? Onu ben koydum. Ha sen koydun. Gel senin yumurtasınlar ha. Diye. Ata çünkü geçen baktı da yumurta yok dedi. Ata şunlardan alacak yumurtayı. Nereden alacak? İşte şunlara mesela şuna yumurtlayacak. Bak buna yumurtlayacak. Gelecek buradan alacak. Şunu kaldıracak alacak. Bunun ikisini ata için yaptım. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Bak şöyle bir resim çekip Pinterest'e koy. Türkiye'de de yapılıyor diye yani. Hani hep yurt dışına yapıyorlar ya böyle şöyle. Bir tek şu kısım biraz eğreti oldu. Hayır bence hiç eğreti falan olmamış. Neyi eğreti ki onun yani? Yani şu bütünlüğü biraz bozuyor. Yok bence bütün oldu. Yani boyayınca tam bütün görünüyor. Evet. Bak tavuk oradan girdiği zaman bu kümesten bu yuraya gelip
aşağı kata girip şu folluğa kadar ulaşabiliyor. Tavuk buradan girecek, orada yıkanacak, orada duşunu alacak, orada yemek yiyecek, orada yumurt yiyecek. Yumurtlandıktan sonra dışarı çıkacak, küllüğüne girecek. Bak, küllükten sonra yemeğini yiyor, gördün mü? Ben şunu bir tutsam mı? Herkes ay, mutlu. Ne tatlı, hiç hareket şey yapmıyor, kaçmıyor. Gözüne dikkat et de. Kuzum benim. Gözünden uzak tut. Gıdaklıyor mu? Şahin gibi. Vallahi abi, anlamazsın, gözünü bir kapar. Vallahi. Ah yavrum, ne güzel. Bu yaramaz ama yukarı atlıyor. Bunun kanadını keselim bir tanesini. Ben hepsini kestim geçen. Çok mesela yaramaz yani. Ay! Yalnız Şahin gibi ha. Ya çok tatlı ama almak istediğin zaman hemen alıyorsun. Çok güzel. Dur bakayım. Taşıyacak mı? Taşıdı. Oğlum bu huyu ne güzel öyle. Hemen al geliyor. Tavuklar birbirlerine gıdık 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 kavga ediyor. Ata nerede? Evet, çardağa daha başlayamadım. Başlayacağım diyorum ama kümes beni bayağı uğraştırdı. Dur bir dinlen ya, bir hatta soluklan artık. Hatta kapıyı bile boyadım bak, siyah. Elimde boya vardı. Evet, bence bir soluklan artık, çok yoruldum. Yoruldum ama yani, valla. Yeter. Hafta sonu daha artık dinlenelim. Gezelim yani, hafta sonu. Bence de ya. Biraz ama biz belki Abdullah abiyle zeytin budamaya gideceğiz. Hafta sonu. Bilmiyorum, cumartesi dedi sanki ama. Allah Allah. Bir konuşayım onunla ya. Doğru, onlar zeytinlerini bulamadılar daha değil mi? Yani. Şöyle bademi arkamıza alalım, bakın çiçeklenmiş mis gibi. Evet. Bahar geliyor. Valla baharın müjdecisi çağla badem. Bahar gelir, esner gönül yaylar. Ne, nasıldı ya? Evet. Bir laf vardı. Aynen, esner gönül yaylar. Yok bir şey vardı ama. Nasıl yazsınlar yorumlara. Ben hatırladım ama şu anda. Bahar gelir, gönül yaylar. Neydi ya? Gönül yayları. Evet, öyle bir şey vardı. Neydi ama bilmiyorum. Evet. Videomuzun sonuna geldik. Kanepeye de sonunda kavuştuk. Ve gerçekten çok rahat ettik yani. Dün, süper ya. Dün böyle akşam, şey gibi, yer döşeği gibi değil mi? Öyle bir hava var, evet, yani. Hem böyle yere hani, yakın. Böyle hani köylerde böyle döşek olur ya, böyle rahat edersin. Böyle geniş geniş. Onun daha ya sanki var ya, ölçülerini özellikle yaptırmışız gibi böyle cuk oturdu yani. Evet. Ya biz çok memnunuz şu çok an. Çok memnunuz. İlk akşamdan. Gerçekten. Ve herkes sığdı yani. Evet. Öbüründe tıkış tıkış bir kalıyorduk. Bir de ben dün gece şey yatağa giresim gelmedi yani. Kalkasım gelmedi, o kadar rahat. Koltukta birbirimizi özlüyoruz, uzak kalınca. Aynen. Değil mi? İlk defa sen... Hayır, sen yatınca bile yani evet, o kadar iki kişi küçücük duruyorsun. İki kişi rahat yatar. Tabii rahat hatta yatar. Hatta şöyle, sen Atay'la yatsan ben öbür tarafa yatayım, üç kişi bile sığar yani böyle çocuklar. Yok çocuklu olmaz. Ya gene sığar canım. Sıkışırsın. Bebekle olur da. Minderleri kaldıracaksın yan mesela taraftaki. Mesela Aday'la falan yatamazsın ya, yani. Ya Aday'la olmaz yani. Atay'la da zor. Yok, bir kişi rahat yatar yani. Evet. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Soba yardımında bulunmak isteyenler de aşağıda açıklamalarda Rodos Soba Şener abiyle iletişime geçebilirler. Çadır sobası gönderiyor maliyetine. Bunu da bildirelim. Evet, sobalara bayağı ihtiyaç var yani. Evet. Çok güzel. Yardımda sobalar bulunanlarınız var. Çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Hani ufak da olsa o bölgeye bir katkımız olsun istiyoruz. Biz de iki tane bağışladık. Burada asıl elini taşın altına atan Şener abi. Maliyetini evet, üretim yapıyor diğer işlerini bırakıp. Kendisine de teşekkür ediyoruz. Yani böyle hani gıdadan işte yemekten, yani gıdadan kıyafettense böyle bir ısınma ihtiyacının çok fazla ihtiyacı var oraların. Çünkü zaten kıyafeti herkes gönderiyor. Ama ısınma ihtiyacı, hele şimdi bir ay boyunca çok soğuklar olacak. Evet. Ya illa ki hani yani, şu an hani Şener abi böyle bir şey yaptığı için, bir tanışıklığımız olduğu için biz bunu paylaşıyoruz ama AFA'da işte Ahbap Derneği'ne, Kızılay'a, diğer sivil toplum kuruluşlarına da yardımda bulunabilirsiniz. Hangisi içinizden geliyorsa, hangisine güveniyorsanız, bu tamamen sizin tercihiniz. Biz
depremin ilk gününden beri çeşitli yerlere yardımda bulunduk. Bulunmaya da devam edeceğiz. İnşallah yaralar çabucak sarılsın istiyoruz. İnşallah bir an evvel şey olsun. Bu arada dün akşam bir yayın vardı, onu da söyleyelim. Hani bilmeyenler olabilir. Bu kira yardımı yapan bir şey var. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir sitesi var. Oradan bağış yapabiliyorsunuz. Ve mesela para, bir kira 10 bin lira. İşte mesela bir kira yardımında bulunuyorum ya da iki kira. Mesela dün akşam 80 bin kişiyi neredeyse ev barındırma sahip ettiler. Kiraları yani. Karşıladılar. Evet, kiraladılar ve çok güzel bir program oldu Halk TV'de. Valla böyle gözlerimiz doldu diyebilirim. Çok insan ev yurt sahibi oldu. Yani sahip değil de hani kiralandı. Hani çadırlardan kurtuldular. Çünkü İzmir depreminde sadece bir ay çadırda kalmış insanlar. Bu sistemle bir ay sonunda bütün çadırlar kaldırılmış. İstediğiniz kadar hani o şekilde de bağış yapabilirsiniz. Bence o yani birçok bağıştan çok çok daha iyi. Çünkü insanların en büyük ihtiyaçları barınma ihtiyacı. Hani kıyafettir, yemektir, ıvır zıvır onlar bir şekilde halloluyor. Ama kalanlar için büyük bir eziyet yani. Düşünsenize sizin eviniz yıkılıyor ve hani nerede kalacaksınız? Yani kıyafetinizi bilmemeniz hani bir şekilde ayarlıyorsunuz ama yer yurt çok önemli. Çünkü çadırda sonsuza kadar kalınmaz yani. Hani uzun bir süreç, çünkü bu çok büyük bir yıkım var ve hani o evlerin tekrardan yapılması uzun bir süreç alacak. Hani oradan da şey yapabilirler, kira yardımında bulunabilirler. Çünkü güvenilir yani. Hani birebir kişiyle temas ediyorlarmış. Onu da söylemiş olalım. Evet. Hepinize çok teşekkür ediyoruz destekleriniz için. Teşekkür Artık ediyoruz. Artık bir sonraki videoda görüşeceğiz inşallah. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.